6284 sayılı kanun aslında İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra korumaya ilişkin iç hukukumuzdaki düzenlediğimiz kadın hareketinin, feminist hareketin bakanlıkla görüşmeler yaparak, kitlesel protestolar yaparak kazandığımız hakkımız. Hatta İstanbul Sözleşmesi gibi 6284 sayılı kanunun kazanılmasında da Ayşe Paşalı'nın kanı vardır. Öyle düşünebilirsiniz. Herkes hatırlar Ayşe Paşalı'yı çünkü 6284 sayılı kanundan önce başka bir kanun vardı ve o kanun 4320 sayılı kanun Ayşe Paşalı'yı korumadı. Şimdi 6284'ü bizler yıllardır uygulatma mücadelesini sürdürüyoruz. Fakat son zamanlarda özellikle aile odaklı politikaların daha fazla dile getirilmesi, öne çıkartılmasının bir sonucu olarak, İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesinin bir sonucu olarak, genel şiddetin normalleştirilmesi, hayvan katliamı yasası gibi yasalarla şiddetin normalleştirilmesinin bir sonucu olarak kadın cinayetleri artıyor. Kadınlar en çok aileleri içerisinde öldürülüyor, boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyor. Ve artık her aile denildiğinde o ailelerin içerisinde artık çocuklar da öldürülüyor. Korkarım ki bu cinayetler, bu kayıplar artacak. Bunun önüne geçmek açısından bizler 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyan kanunumuz, can simidimiz diyoruz. O kadınların karakollarda yüzlerine kapanan, kapıları açan anahtar niteliği olduğunu düşünüyoruz 6284'ün. Bu kanunu uygulatmak için ülkenin dört bir yanında seferberlik ilan ediyoruz. Yetkililer üzerine düşen görevi yerine getirmiyorlarsa biz yazdık, biz uygulayacağız. Kendi yazdığımız yasaları 6284 için seferberliğe davet ediyoruz. Bütün kadınları, bütün kurumları omuz omuza eğitimler yapalım, davaları takip edelim. Kadınlar hayattayken gerçekten korunuyor olmalarını sağlamak mümkün. Nitekim 6284 sayesinde hayata tutunan çok kadın arkadaşımız var. Neden şimdi bütün kadınlar için el birliği verip seferber olmayalım ki diye düşündük. O yüzden logomuzda da el ele tutuşan kadınları görüyorsunuz. Ve o yasanın içerisinden geçen elleri görüyorsunuz. O yasayı yazan eller o eller. O eller bizim ellerimiz. Ellerimiz birbirine kavuşsun. Kadınları çevrelemeye çalışırken siyasi iktidar kendi karanlığıyla, kendi gerici fikirleriyle, kendi erkeğin reis olduğu aileleriyle kadınları kuşatmaya çalışırken onlar, bizim buluşan ellerimiz 6284'ü etkin uygulatarak kadınları esas kuşatsın demek istiyorum. Bu yüzden seferberliğe davet ediyorum herkesi. Öncelikle yine AKP döneminde biz kadınların mücadelesiyle ortaya çıkan bir yasaydı 6284 İstanbul Sözleşmesi'nin ışığında. Ama tabii bu yasayı ortaya çıkarmak, kanunun geçmesini sağlamak AKP hükümetinde yeterli olmuyor. Çünkü göstermelik olarak yasayı çıkarsalar da tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladıkları gibi onu etkin uygulamadılar hiçbir zaman. Yani imzalandığından bugüne kadar etkin uygulanması için aslında biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu olarak mücadelesini verdik. Ama bugün şöyle bir ihtiyacı tespit ediyoruz ayrıca. Aslında kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet artıyor. Şüpheli kadın ölümleri artıyor. Biz bunun tespitini yaptık. Bunun nedeninin de, en önemli nedeninin de kadınları koruyan, şiddeti önleyici politikaların uygulanmaması olduğunu düşünüyoruz. Ve bu politikalara baktığımızda bizim başucumuzda duran en kritik, en önemli kanunumuz 6284 sayılı kadına yönelik şiddetten, kadınları şiddetten koruma kanunudur. Ve biz bu kanunu etkin uygulatabilirsek şiddetin de azalacağını, kadın cinayetlerinin de azalacağını, şüpheli kadın ölümlerinin de azalacağını biliyoruz. Bundan eminiz. Bundan nasıl bu kadar eminiz? Biz İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzalandığı yıl ortak akıl olarak bir siyasi, bütün siyasi partiler, bütün siyasal yetkililer ortak bir irade gösterdiler. Kadına yönelik şiddeti durduracağız. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diye. Ve o bir yıl boyunca aslında kadın cinayetleri azaldı. O günden bugüne bizim tarihimizde kadın cinayetlerinin azaldığı tek tarih 2011'dir. Yani sadece bunun iradesinin gösterilebilmesi bile aslında kadın cinayetlerinin azalabilmesine yetiyor. Kadınlar artık 6284'ü de biliyor, haklarını da biliyor. Kadınlar aslında bunları bilmedikleri için öldürülmüyorlar. Yani ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar öldürülmemek için. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de öldürülen Serpil Kartal'ı hatırlayalım.
Serpil 2 yıl boyunca ailesinden uzakta 6284 sayılı kanundan yararlanarak sığınma evlerinde kaldı. Bakanlığa bir sürü şikayetleri oldu. Şiddete uğradığını, tehdide uğradığına yönelik. Bunu yapmasının nedeni de bir boşanma sürecine girmesi ve boşanmak istediği erkeğin onu yaşamıyla tehdit ediyor olmasıydı. Şimdi biz burada şunu görüyoruz. 2 yıl boyunca Serpil ailesiyle bile görüşmeden, onları da tehdit altına atmamak için çok bilinçli bir şekilde aslında bütün boşanma süreci bitene kadar sığınma evinde kaldı. Bir kere Serpil burada elinden geleni, fazlasını bile yapmış diyebiliriz. Burada geri kalan bütün sorumluluk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın oluyor. Ama Serpil sığınma evinden çıkarak boşanmak istediği erkeğin yaşadığı yere gidiyor. Sırf çocuklarını görebilmek için, çocuğunun bir etkinliği olduğu için, bir sünnet düğünü olduğunu söyledikleri için. Oraya gidebiliyor, korumasız gidebiliyor, emniyetten kimse yanında olmuyor. Ve Serpil orada yine de kaçarak, yine kaçmaya çalışırken ölümden öldürülüyor. Şimdi bu göz göre göre bir cinayet değil de nedir? Burada biz neyin eksiğini görüyoruz? Yetkililerin politikaları etkin uygulamamasının eksiğini çok yüksek bir şekilde görüyoruz. Kadınların öldürülmesine, şiddete uğramasına, şiddetin sürekliliğinin devam etmesine neden olan şey tam olarak 6284'ün etkin uygulanmaması. Bundan sonrasında da 6284'ü her yerde, sadece İstanbul'da veya belli bir yerde, belli bölgede, belli kişilere değil, her yerde, mahallelerde, üniversitelerde, bütün illerde anlatabilmek için, birlikte herkesi bu seferberliğe çağırabilmek için paneller yapacağız, eğitimler düzenleyeceğiz, buluşmalar, toplantılar düzenleyeceğiz ve herkesi aslında bu seferberliğin bir parçası olmaya çağıracağız. Eğer ki biz böyle bir cephe yaratabilirsek, böyle bir saf, kuvvetli bir saf oluşturabilirsek ve bütün bu perspektifi geniş bir kitleyle birlikte anlatabilir ve uygulatması için mücadelesini verebilirsek, işte o zaman kadınların öldürülmeyeceği, şiddetin olmadığı, şüpheli kadın ölümlerinin olmadığı bir gelecek kurabiliriz diye düşünüyoruz.